Herkese iyi geceler. Bugün yine çok fazla cıvıyamayacağım. İki tane konuk var. Çünkü acayip bir müzisyen geldi stüdyoya. Eflatun konuk ve Burcu Aslan. Kendisi de bir müzisyen, aynı zamanda da öğretmen. Çok güzel şarkılar söyleyecekler bizlerle. Az önce soundtrack'te burada dinledim, büyülendim. Eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. Önce bir kliple başlayacağız. Edis, Roman, buradan Kayra gitsin. Yaktığında söner de kimseye tutuşmam artık. Bence güzel bir söz yazmış Edis. Gerçi burada Eflatun var, güzel sözlerin sahibi. Ona sormak lazım. Estağfurullah. Yaktığında söner de kimseye tutuşmam artık. Nasıl Güzel. Yani bir karşılığı var ki insanlar seviyor. İnsanlar karşılığını buldukları, sosyal hayatta yaşantılarını anlatabilen şarkıları seviyorlar zaten. Nasıl buluyorsun Edis'i? Yani son zamanların en parlak, en yükselişte olan, gelecek vaat eden isimlerinden biri. Yani genelde çıkan arkadaşlar yani bir şarkılık diyorsun ama Ediz'e bir şarkılık demiyorsun. Yani böyle Hep bir şey yapacak mısın? ışığı da olan Parlak. bir çocuk diyeceğim, şimdi yanlış anlayacaklar. Yani arkadaş çok sahneye de çok yakışıyor. O da çok önemli bir şey. Ediz'le bu ilk çıktığı dönemlerde böyle bir evde beraber böyle bir muhabbetimiz olmuştu. Bir sohbetimiz. Türkiye'de bir şey eksik dedi. Dans eden adam gerçekten yok dedi. Aynen de bu işte Justin Timberlake'ler ya da Justin Bieber'ların Doğru. yaptığı Amerika'da bir eksik var dedi ve ben onu değerlendirmeyi düşünüyorum dedi. Bu kafayla yola çıkmıştı. Ve gerçekten senkronize danslar falan sahnede. Çok güzel bir şey Çok başarılı. gerçekten. Evet, Kesinlikle. Bu arada son albümü de biraz eleştirilere de maruz kaldı. Çünkü çok büyük bir beklenti vardı çıkarken. Albüm yapacağım ben dedi. Son 10 şarkılık falan bir albüm yaptı. Yine böyle 10'da 10 hepsini çok beğeneceksiniz falan dedi ama ben bazı eleştiriler okudum. Böyle yani 3-4 tanesi yine tamam çok güzel ama geri kalanları da olmayabilir Yani falan zaten dedi. herkesin kalbini çelmek mümkün değil ki. Öyle tabii. Yani 10 şarkılık bir albümü zaten 10 ayrı kitleye yapıyorsun. Herkes içinden kendine uygun olanı ya da o anda ne hissediyorsa onu alıyor. Herkesi zaten eğleyemezsin. Mümkün değil böyle bir şey. Şimdi ben böyle bodozlama muhabbete girdim. İzleyenlerimiz arasından tanımayanlar varsa ben tamamen kendilerini bırakacağım. Eflatun ve Burcu Aslan konuk. Bayanlardan başlayalım ilk önce. Başlayalım. İzninizle. Tabii ne demek buyurun. Burcu Aslan az önce de söylediğim gibi bir öğretmen, aynı zamanda da müzisyen, aynı zamanda başka şeyler de var dedin Evet, sen az önce. müzik öğretmeniyim, müzisyenim, şarkı söylüyorum, Hangi yaş Eflatun'a grubuna öğretiyorsun müziği? 11-14 yaş arası. Of. Evet, Zor of, olsa evet çok gerek. zor, çok zor ama keyifli de olduğu tarafları var. Hala blok flüt devam ediyor mu? Ediyor ama ben ona biraz ara verdim, melodika çaldırıyorum çocuklara. Süpersin yani, Daha ondan eğlenceli kurtar artık geliyor. çocukları yani, çünkü Aynen. fena. Hem sesi çirkin o enstrümanın Evet. hem böyle... Aslında çocuklar ondan da çok hoşlanmıyorlar. Artık şimdi daha çok şarkı Melodika söyletmeye, dediğin neydi tam? tuşlu olan bir Bir borusu var hani. yine üflemeli. Evet, yine üflemeli ama en azından tuşları görüyorlar ve notalar üzerinde yazıyor. Piyano gibiydi tuşları. Aynen öyle, Doğru mu? Tuşlu, aynen evet. öyle. Onu çaldıklarında kendilerini daha tatlı hissediyorlar çünkü melodik bir şey duyuyorlar Bir orada. de daha güzel görüntüsü falan. Evet, görüntüsü de güzel, daha karizmatik duruyor ama bunların haricinde çocuklar daha interaktif şeyleri seviyorlar. Daha çok şarkı söylemeyi seviyorlar. Daha çok gezmeyi, eğlenmeyi seviyorlar. Böyle koro türü şeyler var Tabii mı? tabii korolara bayılıyorlar. En son 23 Nisan'da çok güzel bir koro yaptık. Seviyor musun mesleğini? Öğretmenlik tarafından bahsediyorum. Çok zor. Aslında benim ait olduğum Yer sahne diyorsun. kalıplar öğretmenlik değil. Çünkü belli çalışma saatleri, müzik özgür bir coğrafya ya hani. Kızım bak, sabah gitmem var, akşam gelmem var. Maaşın düzen, yetezen deli misin bu işe? Sigortan var. Sahnede niye gözün var senin? Yap öğretmen Yok, beni. zaten sahneye de çıkıyorum. Hani Sahne. bu beni Onu hobi engellemiyor olarak gene zaten. yap be. Değil mi? Evet. Yapma Garanti demiyorum. bir işin Yapma olsun. Sakın demiyoruz. bırakma evladım falan. Yani geçen gün de Evet. zaten. Gördüm. Sen orada mı öğretmenlik yapıyorsun gerçekten? Evet. Ciddi misin sen? Evet sen. Benim evimin dibinde bir okul var Beşiktaş'ta. Ve ben lanet ediyorum ona. Çünkü her gün onları sesleriyle uyanıyorum. Tatil hariç diyeceğim. Tatilde de maç yapmaya geliyor veletler. Ama öyle bir bağırma yok yani. Gırtlaklarını bırakıyorlar. Özel bir yapı Evet. onlar yani, anladın mı? Aynen öyle. Acayip İnanılmazlar. Kapılar açılıyor ve hurra diye böyle hani kendini bitmeyen bir korumaktan enerjileri var. asla Ve onlara bir bitmiyor şeyler enerjileri. öğretmek zorundasın. Evet. Ama Çünkü İstiklal sonuçta maçlarında da duyuyorum. Ben genelde o saatlerde uyuyorum. Hoca şöyle bağırıyor. Hazır ol! Hazır ol! Falan böyle. Yani Evladım. sürekli böyle gerginlik Evet, var. sürekli gerginlik var. Evet, müzik öğretmeni olmama rağmen benim derslerim matematik dersi gibi geçiyor. Biraz korkuyorlar disiplinli Sana olduğum aşık olan da için. çok vardır öğrenciler, erkeklerden. Bilmiyorum, Nasıl olabilir. bilmiyorsun? Hayranlık Söylüyorlar. diyelim biz ona.
Ben güzel de. Öğretmenlerime aşıktım. Yani Alev diye bir matematik öğretmenimiz vardı bizim. Alev. Selamlar buradan Alev'e. Alev hocam Alev. Artık herhalde çoluğa çocuğa karışmış kendim. Alev gibiydi gerçekten. Biz böyle sınıfta erkekler... Ne öğretmeniydi o? Matematik öğretmeni bir de. Bir de yani. Bir sınıfa göre biz birbirimize çarpıyorduk yani. Bırak ders işlemeyi. Bizimkiler daha çok hayranlık duyuyorlar. Hayranlık diyelim biz. Diyelim. Ya niye canım aşık olabilir bir çocuk olabilir, yani? Tabii canım, olabilir tabii ki de yani. Keman öğretmeni diye bir şarkı vardı ya. Evet. Senin öğretmenlik tarafın... Böyle dans dedin. Evet, profesyonel dansçılık yaptım yıllarca. 7 yaşından beri dans ediyorum. Ne? O tarafım da var. Dans türü neydi? Modern dans. Halk dansları. Zeybek oynadın mı? Tabii ki. Tabii ki. Karadeniz. Zeybek oynamaz mıyız? Hepsini. Bütün coğrafyayı gezdim. Ben de 8 sene profesyonel dans ettim. Görelim. Halk oyunları. ben sadece Kafkas oynadım. Kafkas Azeri, var. Azeri oynadım. Zaten çok yoğun Kafkas oynadığın zaman başka bir yöreye geçemiyorsun. Evet, yani biraz. Bize zeybek oynatmaya çalıştılar çünkü çok köşeli bir oyundur Kafkas evet. falan. Zeybek oynuyor. Zeybek de tam tersi salınımlı bir oyun. Biz bir geldik kimse salınımlı değil. Artık ben yıllarca Kafkas oynamakta kireçlenmişiz. Daha önceden niye söylemedin bunları? Yani ama var benim profesyonel dans beraber kutumu. Bir ekip yapardık. Ama müzik başlayınca tamamen bitti. Evet. İnternette müziği kesti. Benim hayatım böyle mahvoldu o yüzden bir türlü tam bir şey yapalım. Şimdi aynen. Size gelelim. Eflatun sahne adınız. Evet. Değil mi? Gerçek adını söylemekte bir sorun. Yok, Kaan. Oğuz, gerçek adım Kaan. Oğuz Kaan Oğuz Özdemir. Kaan Özdemir. Evet, ben Eflatun biliyordum. Evet, yani çok uzun süredir Eflatun ismiyle yaşıyorum. Yani birbirimize yapıştık yani. Peki neden nereden geldi? Tabii ki soracağız. Ya birçok sebebi var. Benim şarkılarımın rengi Eflatun. Bir sebebi bu. Yani şarkıların rengi mi olur? Gibi demeyeceğim. Bir şey soru açılıyor. Demiyor, öyle bir soru sorma. Yani her üretici kimlik kendine başka bir isim arıyor. Yani bizim ülkemizde Sezen Aksu gibi mesela. Yani asıl adı Sezen değil. Ya da yurt dışında Sting gibi. Üretici kimliklerde böyle bir arayış var galiba. Doğuş'un da mesela sesi, kendi ismi Doğuş değil arkadaşlar. Orhan. Buradan da bu saçma bilgiyi belirtelim. Yalın'ın da mesela Hüseyin. Evet, ama şimdi keşke onlar... ben değiştirmeseydim dedim şimdi. Şimdi yani Hüseyin ismiyle zaten ama çıkmak da güç değil mi? Evet. Değil aslında. Yok. O kadar Hüseyin. Güzel bir Hüseyin olursun ki herkes sana mutlu. Evet abi evet, bu... Evet aslında yani isme cismi yükleyen de karakteridir, yaptıklarıdır. Tabii ki yaptığın iş kimliğe yansır. Yani ama yine de Hüseyin şey zalim, oyun bozan kimse öyle Hüseyin abi yeni çıktı. Evet. Ona da zaten bir söz o Hüs derler, bir şey derler Hüso. Yani böyle bir Hüso. Şey yakıştırırlar. Ya benim göbek adım eyvah. Hüsamettin. Şaka yapıyorsun. Ya keşke şaka yapsam. Ve babaannem Hüsamettin olacak diyor bunun adı. Anneannem de diyor ki Ali olacak. Bundan ne karar bir annem çıkıyor diyor ki delirmeyin. Hüsam Ali göbek adı olacak. Adı Hakan olacak. Hüsam Ali göbek adı var. Bir de küçük Hüsamettin vardı biliyorsunuz. Adım Hüsamettin oldu. Düşsene benim. Eyvah. Bir de küçük Hüsamettin. Zaten küçüğüm. Zaten dalga geçiyor herkes boyumla. Küçük. Eflatun iyi baba. Ama evet. Senin gerçek ismin de gerçekten Kaan. Yo, gerçek ismimle bir sorunum yok zaten. Ama Eflatun ismiyle yazıp çizdim yani yıllarca. Birbirimize alıştık. Bu arada az önce de söyledim. Soundcheck'te dinledim. Ben ilk defa canlı dinledim. İnanılmaz iyi gitar çalıyor ve armoni bilgisine sahip Eflatun. Burcu'nun da sesi çok güzel. Birlikte müthiş bir enerji yaratıyorlar. Müzikal kariyerinde senfoni ve orkestralarda çalışmasıyla başladı. Evet. Nerede senfonilerde çalıştım ben. İzmir Senfoni Orkestrası'nda çalıştım. Opera Orkestrası'nda çalıştım. Antalya Opera Orkestrası'nda çalıştım. Aslında klasik kökenli bir müzisyenim ben. Daha sonra şarkı ürettiğim için, yani şarkı yazmayı seviyorum. İzmir'de mi büyüdün bu arada? Tabii tabii İzmirliyim ben. İzmir Konservatuvarı'ndan mezunum. Devlet Konservatuvarı'ndan. Daha sonra bir işte Antalya'ya gittim. 9 Eylül. Evet evet. 9 Eylül. Klasik Batı Müziği 9 Eylül, Ege Üniversitesi Doğu Müziği. Ben oradan. Ha öyle mi? Evet, Türk Halk Müziği bölümünden. evet, evet. Aa, bak işte Burcu sürekli şaşırıyor. Sözde beni sürekli tanıyor. Bir klasör açılıyor orada. evet, bir şeyler çıkıyor. Ben çok söylemiyorum ki. Biraz hani evet. Sanki o taraftan bir iş yapmadığım için. Öyle yani İzmir, köken İzmir ama tabii 10 senedir İstanbul'da. Aynı şeyi hissetmiş olabilir miyiz? Ondan sordum. İzmir'deyken ben de bir konservatuvar falan takılırken böyle üreten bir adamım. Ben de şarkı yazıyorum falan. Ben buradan gideceğim, İstanbul'a gideceğim. Orada kendimi var edeceğim. Hı-hı. Şarkılarımı söyleyeceğim. İnsanlar da onları duyacak falan. O hırsla mı geldin? Tabii hep o yani zaten çok uzun süredir şarkı yazıyorum ben. Onları hayata geçirmek ve insanlara sunmak elbette ki endüstrinin oluştuğu yerde mümkün oluyor. Yani bu da İstanbul. İstanbul'da başka müzisyenlerle tanışmak, stüdyolarda bu işi öğrenmek
İzmir'de var ama yani yapamazsınız. O hayallerle uzun süre çalıştığım işte opera orkestrasında çalışıyordum. En son istifa ettim, bıraktım. Ve İstanbul'a geldim. Yani hikaye birazcık... Kime duysam bu operadan istifa ediyor. Yok DT'den, işte devlet tiyatrolarından istifa ediyor. Kimse mutlu değil oralarda. Benim arkadaşlarımdan duyduğum sürekli bu. Bir de orada böyle çok böyle katakulliler, dallaslar, arkadan konuşmalar, camia da biraz garip gibi şeyler duyuyorum. Oluyor mu sizde de? Yani topluluğun, insanların olduğu yerde zaten bu kakofoninin olmaması çok zor. Yani ister istemez bir süre sonra bu işler başlıyor. Hı hı. Yani gıybet durumlarıyla başlıyor, onunla kavga ediyor bir şey ve ya seneler içinde çalışıyorsun en çünkü fena burada. Balerinler en fena. Tabii. Bak o camia. Yazık balerinlerin. Onlar kafasını İzmir'dekiler var ya. Kafasını kaldıracak zaman oluyor mu acaba yani? Oluyor valla. Onlar var ya. Gelmeyin istiyorlar. O balerinler var ya, o baletler, o camia. Ya çok çalışılıyor tabii yani. Olan olduğu yerlerde işte. Evet, insan çokluğunun olduğu yerlerde maalesef biz bu işi çok iyi beceremiyoruz. Mesela yurt dışında gelir orkestraya oturur, çalar ve gider. Yani hiç böyle bir, biz yapış yapış olmayı çok seviyoruz. Vallahi, birbirimize gelelim, mangal yapalım baba, bilmem ne yapalım galiba. Falan. Çünkü ben geçtiğim senelerde bir dizi izledim, Mozart in the Jungle diye. Orada da New York'taki bir opera şefinin hikayesi aslında. Hmm. Rodrigo diye bir gencecik bir New York'taki orkestra şefi oluyor. Acayip kumpaslar var orada da. Fagotçusuyla ilişki yaşıyor. Öteki taraftan bir şeyler patlıyor. Sürekli bir şey var, kulis var. Orada da var yani. New York'ta da var. Olmayan yer yoktur canım muhakkak. Yani şimdi ben New York'ta... Türkiye'de biraz daha farklı olabilir. Türkiye'deki durumun özeti şu aslında. Devlet destekli olduğu için yerleri çok garanti. Ve bu da onlara çok büyük bir rahatlık getiriyor. Bir tek maaş, bir çift maaş. Yani o öyle durumlar var. Yani hak ediyorlar tabii ki. Çok uzun, büyük bir eğitimden geliyorlar. Tabii. Yani yaptıkları iş çok büyük bir iş ama yani ben sanatın devlet destekli olması konusunda soru işaretlerim var. Bu derece. Yani 2 senede bir sınav yapılmalı bence. Kesinlikle. Yani bu kadar garanti olmamalı. Çünkü hayatın bu kadar garantisi yok. Sen kesin ses yarışmalarına da karşısındır. Bunlara karşıyım tabii. Bunlar rezalet. Televizyonda yapılan. Yani çocukların hayallerini kırıyorlar, çalıyorlar. Çıkar muhteşem bir jüri çıkar karşılarına. Çocuğa der ki bu şarkıyı hayır şöyle söylemeliydin ya da şöyle olmalıydın. Tonalite, harmoni, bir takım bilimsel bir takım destek de sağlar. Karşında çıkıyor ne ödüğü belirsiz jüriler. Kendilerinin ses konusunda daha yetkinliği tartışılır. Yani haklısın. Bilgisi tartışılır. Peki mesela örnek vereyim. Sen Gökhan Özoğuz'a güvenir misin müzikalite olarak? Athena'nın solisti. Yani bir şarkıcıya, sese yorum yapabilecek kuvvetli bir müzisyen midir? Tam anlamıyla değil. Neden tam anlamıyla değil? Şimdi karşındaki insana yardımcı olmak ya da yol göstermek, ışık düşürmen gerekiyorsa senin gerçekten o işin bütününe hakim olman formal lazım. Formal olarak tam yetiye sahip olman lazım yani aslında. Yani bu iş böyledir. Yani muhakkak çok şeyler söyleyebilir. Der ki yani büyük yollardan geçmişler, büyük tecrübeler edinmişlerdir. Ama ben yani izlediğim bir tanesinde de çocuklara kalkıp da ya bak delikanlı ya da işte güzel kız bunu böyle yapma. Bunu sen bu tondan değil şu tondan söylemen lazım. Senin çünkü sesin bu. Buraya alman lazım sesi gibi bir yaklaşım hiçbir zaman yok. Ama belki bu, onlara onu söyletmiyorlar. Bunu söylediğiniz zaman reytinglerde büyük bir düşme yaşanacaktır. Olabilir. Yani bu çünkü dediğin şey formal bir düzey yani yine. Bunu zaten reytingle güzel bir şekilde veren insan oraya oturmalı. Bence. Yani çünkü... Mesela ya, Bülent Ersoy. Ya o da çok sataştırman. Yani o kadar... Yani mesela insanların sevebileceği bir tarz değil o. Bir öğretmen tarzı Bülent değil Ersoy yani. Bülent Ersoy kavga ediyordu. Benim aklıma o geldi. Şimdi Alaturka, Popstar Alaturkalarda falan Orhan Gencebay'la dedi işte bir kere. Haktan diye bir şarkıcı var İzmir'den. Ninan Ünsal'ın da tabii kardeşidir. Canım, tabii, çok yetenekli de müzisyendir. Evet, Haktan çok iyi bir şarkıcı. Haktan çıktı şarkıyı söyledi. Tabii ki her zamanki gibi bol nameli. Yıktı geçti. Bülent Ersoy delirdi. Bu şarkı böyle okunmaz diyor. Biz de evde izliyoruz ya Bülent Ersoy fesatlanma Allah aşkına falan dedi. Nasıl okumadı? Çocuk ne biçim okuyor şarkıyı. Evet. Orhan Gencebay'da yetişti imdadımıza. Dedi ki Haktan evladım dedi sen dedi başka bir boyuttasın. Başka bir leveldesin. Yani sen eleştiri kaldıracak bir durumun yok. Burada seni eleştiremeyiz falan dedi. Öyle kurtarmıştı geceyi. Ya yenilikleri birazcık böyle çok iyi karşılayamıyoruz biz. Yani ya mesela şeyde de var. Bizim halk müziğinde de var. Değiştirmeyin. Ya niye değiştirmeyelim kardeşim? Napo mermer kafa. Eski eğer kafa. Bugün
İspanya gitarı değiştirmeseydi, Araplardan aldılar, Endülüs'ten aldılar bu lütü. Bu adamlar bunu dünyaya kazandırdılar. Muhteşem bir armonizasyonla harika bir şey kazandırdılar dünyaya. İspanya'nın işte o dinozorları diyeyim, bunlara deseydi ki değiştirmeyin kardeşim bizim özümüzü. Diyen bugün olmuştur illa ki. Muhakkak olmuştur. Zaten sanatçının özü bunlara karşı çıkmaktır. Birileri bir şeyi deforme etmek zorunda. Hayatın özünde var bu. Evet. Yani deforme edecek yeni bir şey oluşsun. Şimdi orada Bülent Ersoy'un savunduğu şey aslında şuydu. Sen de bu arada araya girebilirsin. Şahsi konuşmuyorum. Makam budur. Türk sanat müziğinde makam budur. Sen makamı değiştiremezsin. Buna saygısızlık yapamazsın. TRT'nin arşivindeki makam budur. Usulüne uygun okumak zorundasın. Okumuyorsan da ben sana burada eleştirmekte haklıyım diye Orhan Gencebay'la birbirlerine girmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum ben. Ya bunun tabii şöyle bir tarafı da var. Bir eser sahibinin ortaya koymuş olduğu eseri de deforme edemezsin. Yani bu o esere de birazcık şey olman lazım, saygı duyman sadık lazım tabii ki. Haktan birazcık orada fazla şov yaptı. Ben hatırlıyorum o şeyi. Yani Haktan hep şov yapıyor. Şahane bir iş yaptı. Yani ben mesela zevkle izledim. Benim için o bir arabayı böyle hani çok acayip sürerler ya, böyle aralara girerler falan, öyle bir şovdu o. Yani hani öyle araba sürülür mü? Hayır. Ama izlenir mi? Evet. Ama Türk Sanat Müziği dersi değildi sonuçta. Değil tabii. Yani. Ayrıca kendini de gösteriyor. Orası bir şov yeri ise. Evet. Örneğin mesela Bülent Ersoy bir sesi çok uzun bir şekilde tutuyor. Orada o kadar o ses tutulmuyor. Onu niye tutuyor mesela? Hani öyle de bir durum var. Niye tutuyorsun? Bağlansın. Bağlansın. Sayın Diva niye tutuyorsunuz o kadar o sesi orada? Çile bülbülümde çile diye bir bağırıyorsunuz. Benim kulaklarımdan kan geliyor bazen. Çok çok gürültülü bir ses olduğu için. Yani orada mesela kompozör işte Adli Bitum burada şarkıcı istediği kadar bu sesi uzatabilir diye bir şey demiyor. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar yorumlarınız varsa Milyon TV hashtagine yazabilirsiniz. Ben de keyifle okurum. Hatta sorular gelmeye başlamış. Hemen bakayım. Burcu Hanım'ın kendi besteleri olduğunu duymuştum. Sorar mısınız? Her ikisine de sevgiler demiş Şehriban. Adlı arkadaş. Tanıyor musun Şehriban'ı? Evet. Tanıyorsun. Kendi bestelerini söylemeni istiyor Şehriban. Seni Şehriban. Evet var. Söz müzik Şehriban, Şehriban. Yar deyince tweet var. Elden düşüyor Şehriban. Düşmüş. Evet. Dinliyoruz. Söz bestelerim var. Yazmaya devam ediyorum. Ben de çok uzun zamandır yazıyorum. Eflatun'la hatta üzerinde konuşuyoruz. Yanımda bir hazine var benim. Estağfurullah. Evet, bana çok güzel yollar gösteriyor. Beni çok geliştiriyor, teşvik ediyor bu konuda. Değerlendiriyoruz. Onlardan da bir şeyler yapacağız. Birkaç tane verdiğim de var. Yanlış şarkısında söyleyecek demiş. Cihat Alkan, senin tayfa burada yaradırıyor. Bugün söylemeyeceğiz, başka şarkılar söyleyeceğiz. Cihat Bey size güzel güzel şarkılar gelecek. Bir klip izleyelim, biraz soluklanalım. Ondan sonra canlı performans söz verdiğim gibi geliyor. Yüzleşiyor insan er ya da geç. Bak mesela benim gibi. Ne karanlık odalardan, ne masallardaki cadılardan korktum. Sensizlikten korktum kadar. Ne çıkmaz sokaklar gördüm, ne diyarlar gezdim durdum. Kaybolmadım sendeki kadar. İnan ki kaybolmadım sendeki kadar. Asar asar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Asar asar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Ben bilirim aşkının
kıymetini. Korkularıyla yüzleşiyor insan, er ya da geç bir telaş sarıyor önce yüreği. Gerçeklerle yüzleşiyor insan, er ya da geç. Bak mesela benim gibi. Ne karanlık odalardan, ne masallardaki cadılardan korktum. Sensizlikten korktuğum kadar. Ne çıkmaz sokaklar gördüm, ne diyarlar gezdim durdum. Kaybolmadım sendeki kadar. İnan ki kaybolmadım sendeki kadar. Asar asar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Asar asar gözlerini kapat, usul usul ellerini uzat. Ben tutarım, yine ben duyarım seni. Ben bilirim aşkının kıymetini. Ben bilirim aşkının kıymetini. Bravo, bravo. Bu şarkının ismi? Çıkmaz Sokaklar. Çıkmaz Sokaklar. Biz bu şarkıyı biliyoruz. Ezbere biliyoruz hepimiz. Senin en hit şarkın diyebilir miyiz? Evet, yani sayılır. Yani tıklanma sayılarına baktığında? Oflaya Oflaya da var. Onu dinleyeceğiz bugün, Oflaya Oflaya. Evet, onu da çalarız. Bu benim söylediğim en hit şarkım bu. Evet, sevgili Burcu Güneş'le beraber seslendirmiştik. Benim bestelerini Çıkmaz de Sokaklar albümünde. Gülben Ergen, Mustafa Ceceli, Mustafa Sandal, Burcu Güneş gibi sanatçılar Burcu yorumladı. Burcu Güneş, Funda Arar. Funda Arar. Şimdi Zinet Salih. Bizim bildiğimiz şarkılardan hangileri var burada? Gülben Ergen neyi söyledi? Vıdı Vıdı var. Gülben Ergen. Mustafa Ceceli. Dünyanın bütün sabahları var. Mustafa Sandal. Kurşun Geçirmez. Söyleyebildi mi senin şarkını Mustafa Sandal? tabii ki söyledi. Şimdi hayır, ses rengi olarak şimdi Eflatun'un ses rengi başka bir ses rengi ya, böyle kadife sesli, böyle naif naif söyleyemez. Şimdi Mustafa Sandal daha farklı bir ses rengi olan. Çok doğru. Bir yani adam. Benim bestecilik tarafım da, çalıştığım için, yani ben kendime yazdığım bir şarkı değil, ona uygun olan bir şarkıyı seslendirdi zaten. Daha kısıtlı imkanlarla. Tamam, çok uğraşmayacağım ama Mustafa Sandal'ın yıllar önce ben şeyini hatırlıyorum. Taksim'de Gümüşsuyu'ndan yukarı doğru çıkıyorum. Bir konser var, bir ses geliyor. Mustafa Sandal konseriymiş işte. Ben de yürüyorum böyle. Şeyi söylüyor. Ferda Anıl Yarkın'a verdi. Bu arada inanılmaz bir besteci adam. Evet, evet. Şarkı müthiş. Yazdığı zaman bir yaratığa dönüşüyor. Üzülme şarkısını söylüyor. Şöyle bir ses duydu bak. Aynen yapacağım. Üzülme, üzülme. Şöyle bir ses duydu. Yıllardır hani Taksim'e çıktılar, dedim hoş geldin Musti. Ama ben acayip enerjisini beğenirim. Çocukluğumdan beri adamın başka büyük bir şeyi var. Kesinlikle. Yani aurası garip bir şekilde, yani yıllardır piyasada, yıllardır piyasayı da domine etsin yani onu. Çok şeker. Kesinlikle öyle. Yani çok büyük, bir kere onun ilk albümü çok özellikli bir albüm. Suç Bende albümü. O şarkı çok mesela. Müthiş bir albüm o. Yani, o şarkı Mustafa Sandal mı yazmıştı? Hayır, o bir adaptasyon şarkı bildiğim kadarıyla, yabancı çünkü bir şarkı diye hatırlıyorum. Oraya gidiyor şarkı, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Tabii onunla var o işin içinde rahmetli. Onun eline değdiği bir şey zaten kötü olamaz. O albümde başka neler vardı Suçu Bende'nin? Dokunsanalar. Aynen. Sabah olmuşsa kimin bize gidelim beyler. Yani o albüm olması gereken, albüm nasıl olurun cevabı yani böyle...
Levent Yüksel'in Medcezir albümü gibi. O başucu albümü. Evet, evet. Medcezir albümü. Sanki böyle bir daha onun gibi bir albüm olmayacakmış gibi geliyor Türkiye'de. Orada müzik konusunda çok güzel şeyler biriktirmiş prodüktörler bazen bir sanatçının üstünde patlarlar. O güzel bir denk geliş o. Levent Yüksel'e denk geldi. Müthiş. Yani. Bence şanslı Levent değil, hala onu, Levent Yüksel hala o albümü yiyor zaten. Yani sonrasında sonraki albümlerde müthiş şeyler var ama o albümün dokusu, kokusu, ortaya konuş şekli çok güzel. Levent Yüksel yıllar önce Beyaz Show'da şöyle bir yorum yapmıştı. Ben dedi Medcezir'i yaptıktan sonra dedi her şey mükemmeldi. İşte herkes dinliyor, bütün Türkiye'de kasetlerim satılıyor, herkes beni konuşuyor falan. Ben hep böyle gideceğim zannettim dedi. Bir tane daha yapalım dedi. Yaptık işte bir daha yaptı ondan sonra. Bir daha tövbe. Gitmedi diyor öyle. Meğer gitmiyormuş diyor. İyi bir şey yapmazsa ama yani Medcezir albümündeki şarkılarla bir daha arasında iki çağ var tabii. Tabii. Yani o bence hani bunlar tutuyor gibi etrafındaki bir takım insanlar birikiyor bu sanatçı abilerin, ablaların. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi girizgahıyla bunlara yanaşıp bunlar tutuyor falan diye. Onların aklını... Sana da gelmişlerdi illaki. Bana gelmiyorlar çünkü ben kendim yaptığım için işi... Gerçi evet. Evet. Yani hani şunu yapman lazım gibi bir şey olmuyor. Başka şekilde geliyorlar bana. Sana bak şarkının nakaratını şöyle mi yapsan? Ya şarkının nakaratının başında mı söylesen? Bak insanlar ilk önce nakaratı başında duysun falan. Hep böyle popülist yaklaşımlar. Keşke öyle çok güzel fikirlerle gelseler. Genelde magazinel çöplükler ve fikirlerle geliyorlar. Bak bir şey söyleyeyim mi sana falan gibi. Fikirsizlikle geliyorlar aslında. Evet, yani bak onların şu mekan çıkışı, şu saksıya işe biz de seni çekelim baba. Bana böyle biri geldi biliyor musun magazinci? Tabii. Yani. Delirdin herhalde yani bana bunu teklif ediyorsun. Genelde kadın ve erkek konusunda böyle çok parlayan fikirlerle geliyorlar. Seni şununla çekelim, şununla düet yaptın, onunla bak falan. Ama sen de gelecek son adamsın be yani. Senden sonrası Bülent Ortaçgil. Abi bir şey söylüyor. Bu her yerde işe yarıyor. Yani bunun işe yaradığını da biliyoruz yani ama. Bizde yani, işe yaramaz baba o kadar ya. Tahmin etmiyorum. Hani, sende hiç işe yaramaz yani. Bülent Ortaçgil'i Bozcaada'da mı çekeceğim biriyle? Yani. Eskiden de artık o numaralar falan. Yok hani, sen deli misin? Şu anda tamamen bir tiyatro dönüyor magazinde. Yani işte o üç günlük hapse girmeler, çıkmalar, evlilik sözleşmeleri bilmem neler tamamen PR çalışmaları. Yani ben şunu merak ediyorum. Yani. Bu kadar şeye değiyor mu? Bak değiyorsa... Evet, değiyor mu? Yani alıyorlar mı karşılığını? Majörde değiyor. Tamamen hakimiz olaya. Burada haberleri de her gün okuyoruz. Programımızda da konuşuyoruz. Yani bu insanlar hala bu kadar gündemdeyse ve sabah programlarını domine ediyorlarsa değiyordur. Evet. Yani bakıyoruz ya çok ciddi paralar da kazanıyorlar. Yani bak bir şey söyleyeyim mi? Karşılığını para olarak alıyorsa bunu yapsın. Mesela bizim işte öyle bir şey yok şu an. Hani istediğin rezilliği yap. İnsanlar senin şarkını severse sen bir şey oluyorsun. Bir de rezil olduğunla kalırsın. Yani bir de bundan 10 yıl sonra geriye dönüp bunları artık çok ciddi bir kayıt var ortada. Eskiden kayıt yokmuş bu kadar. YouTube'lar falan şimdi dünya. Şurada ben bir laf edeyim. 20 sene sonra da onu insanlar paylaşıyor. Evet. Yani öyle çocuklar sabah programlarına çıkıp söyleyemiyor ya bazı şeyleri. İnsanlar normal düzgün albümlerden daha çok onları dinliyorlar. Burcu hiç böyle aklının ucundan geçer miydi acaba? Böyle albüm çıkmasına yakın, single çıkmasına yakın bir tane skandal patlatalım. Hiç benim o taraklarda bezim yok. Ben de Eflatun'la çalıştığım için değil. Eflatun Bey'le birlikte misiniz acaba falan gelecekler böyle. Yani hiç o kafalarda değilim ben de. Yaptığım işle ön planda olayım. Çok popüler olmama gerek yok. Güzel şeyler yapayım. Dönüp arkama baktığımda güzel şeyler bırakmış olayım diye düşünüyorum. Bir de akıllı insanlarda şey var. Gerçekten aklı selim insanlarda şey var. Ben ünlü olmak istemiyorum diyorlar. Ünlü olmak istemezdim. Yani evet, birileri beni çok fazla tanımasın. Abi ünlü olmak diye bir şey yok. Evet. Sen bir şey yaparsın ünlü olursun. Ama ünlü olmak için bir şey yaparsan o çok gelip geçici bir şeydir zaten. Sen verdiklerini geri alırlar zaten ki nitekim öyle oluyor. Yani evet. Türkiye'nin zaten 4 tane meşhuru var. Gerisi meşhur falan değil. Hep günübirlik işler bunlar. Geriye baktığın zaman Tarkan'ı hatırlarsın. Sezen Aksu, işte Nilüfer. Yani bunlar vardır yani. Gerisi hep günübirlik gelip geçicidir yani. Patronumuz sevgili Umut Kuzey'in şöyle bir yorum vardı geçtiğimiz günlerde bana. Artık star yok dedi Türkiye'de. Yani... Nasıl yok ya dedim. İşte ben hemen böyle girdim yine. Edis dedim var. İrem Derici bilmem sayı. Ya say dedi ya bana say. Kaç tane sayabileceksin şu an? 90'larda dedi star çoktu. Herkes stardı dedi ve iyilerdi. Yani işte Tayfunlar, Burak Kutlar, Mansur bilmem ne herkes stardı. Şimdi bu kadar yok dedi. O yüzden de sektör
büyük bir daralma içerisinde tıkanmış. Ya neden star demişler? Gözle göreceksin ama dokunamayacaksın. Artık günümüzdeki ulaşılmaz selebritelere dokunabiliyorsun. Bu yüzden star olmuyor. Dokunan, sosyal medya sayesinde. Her şeyle yani zaten onun, o şekilde çalışıyor. Sabah kalktığı zaman pijamayla falan günaydın bebişlerim diye yani mesaj atan star olmaz ki. Evet. Zaten yani ulaşılmaz. Starlık nedir ki yani? Sen o Beatles'ın sana verilmiş bir hediye. Tarkan stardır mesela. Starlığı biz Tarkan'da gördük onu söyleyeyim. Evet. Hiç paylaşmazdı, o da paylaşmaya başladı. Artık paylaşmaya başladı. Artık o da böyle bir İğreti oldu sanki yani. O da o starlıktan... Öyle geldi mi sana? Ben Tarkan'ın ne yaptı sanki gözümden düşmezmiş gibi geliyor. Öyle bir kredisi var ki aynen, adamın yıllardır... Çok örnek istemiyoruz ki ulaşılmaz şimdi olsun. Şimdi hiç çıkmadı o yani. Hiç. Yani evet. Bir çocukluğumda hatırlıyorum, bir Hülya Avşar şovu falan çıktı orada zaten. Bunun böyle Hülya Avşar biraz ezmeye çalıştı. Bir daha da dedi, tövbe etti, adam çıkmadı. Ya ona biri ya, dedi ki yüksek ihtimal sen bak çok büyük bir şarkıcısın, çok müthiş bir ışıksın ama konuşma. Dedi biri ona. Çok iyi bir akıl verdi. O 20 sene onu dinledi. Sonra dedi ki abi ben Tarkan oldum artık yani ben bu saatten sonra konuşacağım dedi ve bence o kaybı yerine evet, getiriyor. Baba oluyorum. İnanmıyorlar söylüyoruz. Yok desek de inanmıyorlar. Yok desek de inanmıyorlar. Keşke Tarkan konuşmasaydın. Hadi bak kredin var bizde. Ama ne yaparsa yapsın yine de fenomen olmuyor mu? Mesela bu oluyor. Ama şimdi bak o krediye... Fenomen oluyor. Şimdi bak o kredi Dünya yapsa, Bankası'nda var başkası ya. Başkası yapsa o kredi yemez. Evet. Zaten bunu Twitter'da falan da çok yazdılar. Çünkü hani bak Tarkan'sın diye katlanıyoruz baba. Yoksa madara edeceğiz seni. Gerçekten öyle. Ama gerçekten öyle bir... Şarkılarıyla ayakta duran bir kimlik o. Bu yüzden çok müthiş. Ben çok büyük hayranıyım. Evet, yani ben adam de ne yaparsa yapsın artık. Yani o 20 çocukluğumuzu aldı götürdü. Yani öyle bir ses, öyle şarkılar, yok, öyle evet, bir dans, öyle bir tip. Yani bir daha ne zaman tabii, gelecek? Tabii tabii aynen. Yani. Müthiş, çok... müthiş ya. Ay Dilge'den sen misin? İlacım lütfen çalar mısın arkada? Hayır. devam ediyorum. Burada önümde bir akış var. Akışa geleceğim. Biraz sizle güncel haberleri de konuşacağım. İzniniz varsa. Tabii ki. Ama ben yine de bugüne kadar yaptığım işlere... ile alakalı kafamda bir soru var, sana soracağım. Olduğun yerden memnun musun müzikal yaşantında Türkiye'de şu anda? Samimiyetle cevap bekliyorum. Tabii ama. Canım gayet tabii. Sadece şarkıların peşinde koşan insanlar hiçbir zaman eğer beklentin popüler kültürse bunu alamaz. Bende bir Don Kişotluk var. Yani ben... yapımcı, ya Türkiye'deki yapımcıları doğru bulmuyorum. Yapımcıları doğru bulmadığım için arkama sermaye sınıfını alamıyorum. Hı hı. Yani kendim mi yapıyorsun? Tabii kendim yapıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum ben. Hı hı. Hiç de umurumda değil açıkçası. Yani bu bir tavır değil. Çünkü şimdi sen bu programı yapıyorsun. Burada senin bir yükümlülüğün var. Biz buraya geleceğiz. Sen bize sorular soracaksın. Hı hı. Yapımcının da böyle görevleri var Türkiye'de. Bana albüm yapmak zorunda, bunu finanse etmek zorunda. Bunu finanse etmiyorsa o yapımcı değil. Ben de bu abilerle çalışmıyorum. Ben şarkımı nasıl eksiksiz sana veriyorsam? Gayet tabii ki. Önce sen yapımcı olacaksın diyorum. Sonra ben zaten yapıyorum bu işi. Yani sen zaten beni beğenmiyorsan o masaya zaten oturmuyoruz. Senin adın üstünde kökünde yap yazıyor zaten yani. Aynen. Yapımcı ama yapmıyor. O yüzden de Eflatun'un kariyerinde çok hızlı bir gidiş yok. Ama memnun muyum? Ben hayatımdan çok memnunum. Ben çünkü şarkı yazıyorum. Yani stüdyoma geldiğim, oturduğum her gün şükrediyorum. Şey mi diyorsun peki? Ben azada tamam ediyorum. Bu kafi, ben müziğimi yapayım. Benim beklentim o değil ki. Yani ben çıkayım böyle milyonlara şarkı söyleyeyim. Yani Harbiye'de çıkmak istemez misin? Çok isterim. Hı. Ama kendim gibi çıkmak isterim. Yani bundan kalkıp da bir takım yapımcılara kendimin dışında ödünler vereceksem ya da halka. Yani bundan benim dışımda bir takım şeyler bekliyorlarsa ben öyle bir şey yapmıyorum. Ama hiç sen işin tılsımını da aşağı yukarı ben çok keyif, çözmüş de durumdasın. Mesela ben çok keyif alıyorum. Mesela bahsettiğimiz ya, şarkı az önce çaldığınız Çıkmaz Sokaklar'dı, evet, yanlış söylemeyeyim. Herkesin bildiği aslında popüler kültüre de hizmet eden bir yandan bir şarkı. Tabii ki gayet artık tabii. Sen işin matematiğini de aşağı yukarı çözmüş gider mi? Tabii ki yani bir takım şeyleri çözmezsen sektörde seninle çalışmazlar zaten. Evet. Yani bu kadar ismin benimle çalışıyor olmasının evet ki bir anlamı var. Bunun için de çok ciddi paralar ödüyorlar. Peki asıl sana sormak istediğim şeyi kaçırıyorum sürekli. İsyanın yok mu düzene? Benim isyanım tabii ki var. Olmaz mı? Davası, kavgası olmayan insanın zaten hiç işi olmasın. Şöyle ki üreten bir adamsın, yazıyorsun, güzel sesin var, çok iyi müzisyensin. Ama Instagram'daki takipçilerin diğer starlar gibi yüksek değil. Yani bu sistemle alakalı bir sıkıntı var burada bence.
Evet, hep sıkıntı var zaten. Evet. Yani Türkiye'de şu anda Fatih Erkoç'un en yukarıda olmamasını nasıl açıklayacaksın? Gerçi Fatih Erkoç... Fatih abinin üstüne bir müzisyen olamaz Türkiye'de. Bir müzik adamı olarak söylüyorum. Ve yine o saygınlık gören bir camiada. Saygınlığı nerede görüyor? Sahnede görüyor. Bir takım onu anlayan insanlara bak. Bir şeye bak, takipçisine bak. Albüm satışına bak. Fikret Kızıl Okulu'nda ben zorluklar içinde... Cem Karaca'nın da öyle. Yani son şeyde 15 kişi geliyordu yani maalesef. Evet. Şimdi Cem Baba diye ortada doluştular. Bizde şu sıkıntı var. Biz sevdiğimiz, beğendiğimiz ve evet sen o adamsın dediğimiz insanların arkasından gitmiyoruz. Yani bizim dinleyenimiz çok kaypak. Bizi çok seviyor ama bizim arkamızda durmuyor. Albümlerimizi alıp konserlerimize gelmiyor. Neden? Çünkü öyle yetiştirilmişler. Bir şeye emek vermeyi sevmiyor Peki, insanlar. Peki bir örnek vereceğim hemen madem konuşuyoruz. Senin tarzına tek gitar böyle çalıp söyleyen daha popüler kültüre hizmet eden bir adam örnek vereceğim. Fettah Can. Evet. Bu adamın da peşinden bütün kitleler gidiyor. Gidiyor evet. Yani aranızdaki temel fark nedir? Ben onun tam olarak genetiğini bilemem. İyi şarkı yazarı. Çok iyi, müthiş. Daha belki pop mu diyelim. Çok daha fazla halka indirgenmiş güzel şeyler yaptı Fettah. Hı hı. İşin özü bu. Yani benim gördüğüm, yani bir prodüksiyon yapan bir insan olarak ben de bunu söylemiyor muyum? Hani nedir? Ben birazcık daha insanlar elit ve kaliteli kalıyorum. Hı hı. İşin özü. Anladım. Aslında sahnede öyle bir şey yapmıyorum. Yani sahneye çıktığım zaman her hafta çıkıyoruz. Her şeyi söylüyoruz. Ama bu lanse edişte bir sıkıntı var. Dediğim gibi ben medya kanallarını diğer arkadaşlar gibi kullanmıyorum. Onları kullandığı için de bu arada eleştiriyor değilim. Kesinlikle kullanmak lazım. Ama ben buyum. Yani ben kalkıp kimseye benim o programa çıkar bilmem ne olur. Böyle bir tavrım yok. Bana teklif gelir, kimseyi de geri çevirmem. Kendim gibi gider şarkılarımı çalarım. Ha, bundan sonrası ne olur onu bilemem. Şimdi mesela Eylül'de bir albüm hazırlıyorum. Zaten Türkiye'de bir sınırı aşmak bir şarkıya bakıyor. Senin bir şarkın o kadar popüler oluyor ki ortalık yıkılıyor. Evet. Ben de onun ne zaman, o kısmet kapısı ne zaman açılacağını hiç beklemiyorum yani. Ama açılır. Zaten şarkılarının çok ciddi dinleyici kitlesi var Eflatun'un. Evet. Evet. Biz program yapıyoruz ve oraya hep Eflatun'un şarkılarını kimsenin bilmediği, yok, ben yani şeyden halkın bahsettim, bilmediği. Az önceki sorum yanlış anlaşılmasın. Yok yok, çok iyi anladım demek istedim. Majör böyle kitleler ki. Mesela Bursa'da ayar kahvesine çıkıyoruz, babay Allah yıkılıyor, işte, yıkılıyor ortalıklar bilmem neler. Aynen. Yani bunu Eflatun'da da görmek isteriz. Evet. Tabii ki. Evet tabii ki. Şimdi çünkü sonuçta büyük bir emek var ve ortada büyük ciddi bir yetenek var. Hı hı. Teşekkürler. Yani bu bence bundan sonra bu işe emek vermiş, arka planında da olan insanların daha çok ortaya çıkacağı bir dönem. Bundan önce çok fazla bir kalabalık vardı. Bu işi hakkaniyetle yapmayan insanların bir çoğunluk oluşturduğu ve gerçekten yapanların onların arasında sıyrılamadığı bir dönemden geçtik. Bu saatten sonra kendi şarkılarını üreten, kendi prodüksiyonunu yapabilen insanlar zaten daha çok çıkacaklar. Hepimiz göreceğiz. Biz bu programda çok konuşuyoruz. Burada rapçi arkadaşlara da konuk alıyorum ben. Böyle underground piyasanın aslında artık piyasaya hükmettiği zamanları yaşıyoruz. Evet. Artık hepsi yapımcılara alın avuçlarınızı yalayın. Siz bugüne kadar bizim yüzümüze bakmadınız. Şimdi biz YouTube'dan koyuyoruz şarkımızı. 20 milyon, 30 milyon izleniyor. Artık biz sizle çalışmayız. Aynen zaten. Öyle. Ben YouTube'dan koyarım. Şarkımı konserime giderim. Ben senin sözleşmelerine de kalmadım. Tavırlarındalar. Çok biraz doğru. İş değişiyor artık. Kesinlikle öyle. Çünkü bu sosyal medya yani halkı arkana aldıktan sonra, halk seni sevdikten sonra senin bir yapımcıya falan ihtiyacın yok zaten. Keşke olsa, yani hepimiz isteriz çok iyi yapımcıların olmasını ama maalesef ki. Bu arada hani zannetmesinler ki yapımcı düşman. Onların da durumu çok zor. Yani patronum bu arada bir yapımcı. Çok Arterler çok tıkalı. Umut Kuzey bir yapımcı. Arterler çok. Bunun tabii ki şeyleri var. Yani çözümleri var. Telif sistemini hayata geçirdiği zaman Türkiye bu işi çözecek. Yani telif sistemi. Ölme eşeğim ölmeden bahsediyoruz şu anda. Çok güzel bir yasa hazırladılar. Önce, evet. Bu şu an komisyonda meclise gelecek. Bu geçecek zaten. Yani bu hayata geçecek ve sonradan o bu işi takip etmeyen yapımcı abiler de ya bu iş aslında böyle çok daha iyiymiş diyecekler. Onların sıkıntısı şu, ellerinden bir takım bu erk gittiği için sıkıntı yaşıyorlar. Hmm. Her şey onlara sorulsun istiyorlar. Ama tabii manav ekolüyle çalışıyorlar. Yani bu mevsimde muzlar daha iyi gidiyor. Ben önüne muzları koyayım, ekolüyle müzik yapılmaz. Abi bu şarkıyı
şey, Eylül'de çıkart. Eylül'de. Bu böyle biraz melankolik işte, insanlar o zaman sevgililerinden ayrılıyor, yazdan dönüyorlar. Sen şimdi bu biraz hareketli, bunu biz Haziran'da çıkartalım. Aynen. Hep ezber, 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 ezber. Aynen. Yok, kalmadı o işler. Artık istediğin zaman çıkart. Ver YouTube'a. Abi zaten ona sormaya bile gerek yok ki. Sen karşıladığın için her şeyi, ne zaman çıkarmak istersin diye sana soruyor. Yani bir hükmü kalmadı. İyi de oldu. Zaten hükümleri yoktu. İyi. Yani çünkü şimdi dünyada çok büyük prodüktörler var. Vardı hükümleri. Vardı. Tabii. Önceden vardı. Tabii. Çok böyle bel bağlayan sözleşmeler, ağır maddeler. Abi eskiden bir yapımcıyla sözleşme yaptığın anda bankaya hesabına çok ciddi bir yüklü bir miktar yatırır. Altına araba çeker, hani sen zaten bir dakika abi ben oldum dersin. Hı hı. Yani şimdi abiler para alıyor. Para alıyorlar üstlerine. Ya sen evet, klibin parasını alıyorlar. Ver bana, klibini kendin çek, prodüksiyonunu kendin yap, ben basayım. Ya da yarısını ben vereyim, yarısını sen ver. O çok gibi. İyi bile. Yani evet, şu an mesela en iyisi o. Yani o birkaç tane yapımcı ama kaldı. Ama şimdi o yüzden de işte sektörde daraldı, yok oldu diyorum ben. Sektörden kazandırdıkları parayı inşaata yatırdılar abi. İşin özü bu. Yani işin temel kaynağı bu. Hepsinin inşaat şirketi var. Ama bu sektörden kazandıkları parayı al kardeşim, sen bestecisin, bana bir beste yaz. Al kardeşim aranjör, al klip yönetmeni, al televizyon programı. Buna nerede yaymış olsalardı. Nerede şirketleri, prestijler nerede, hatırladığımız bizim eskiden Avrupa müzikler. Hiç kimse masum değil zaten. Çok eskiden yani böyle Yaşar Kekava gibi çok büyük, gerçekten bu işi çok iyi yapan adamlar varmış eskiden. Hı hı. Çok hakkaniyetli böyle arkasında duran. Bir süre sonra bitmiş o işler. Zaten gitgide böyle aşağıya çöktü müzik. Anladım. Bir klip izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar canlı canlı Eflatun ve Burcu Aslan'la performansla dönüyoruz. Bir de sigaramın boynu bükük dumanı, senden sonra beni bir tek duvarlar anladı. Bir de masadaki yazdığın o son yazı, kağıttan bir kayık gibi okyanuslara attın beni. Sırılsıklam ve bir başıma unutmadım terk ettiğini. Bir gün bakacaksın arkaya, orada öyle bıraktıklarına, aklına gelecek eskiler, kalbin atacak hıçkıra hıçkıra. Bir gün anlayacaksın ya, utanacaksın yaptıklarına, aklına gelecek eskiler, kalbin atacak oflaya oflaya. Bir gün bakacaksın arkaya, orada öyle bıraktıklarına, aklına gelecek eskiler, kalbin atacak hıçkıra hıçkıra. Bir gün anlayacaksın ya, utanacaksın yaptıklarına, aklına gelecek eskiler, kalbin atacak oflaya oflaya. Senden sonra beni bir tek geceler anlattı. Bir de masadaki yazdığın o son yazı, kağıttan bir kayık gibi okyanuslara attın beni. Sırılsıklam ve bir başıma unutmadım terk ettiğini. Bir gün bakacaksın arkaya, orada öyle bıraktıklarına, aklına gelecek eskiler, kalbin atacak hıçkıra hıçkıra. Bir gün anlayacaksın ya,
utanacaksın yaptıklarına. Aklına gelecek eskiler, kalbin atacak oflaya, oflaya. Kalbin atacak oflaya, oflaya. Harikasınız. Çok teşekkürler. Bu şarkıyı da yine Türkiye'ye mal olmuş, halka mal olmuş şarkılardan biri diyebiliriz değil mi gönül rahatlığıyla? Evet evet tabii ki. Yani bilmeyen yok. Bizden dinlenmesi falan çok çok yüksek tirajda olan ve çok uzun süre radyolarda da çalan şarkılardan bir tanesi bu. Burcu'cum sen yaslanabilirsin burada. Öyle yaslanamıyorum elbisemden. Elbisenden elbisenin sıkıntı mı arkasında? Kemeri sıkı. Ben rahat ol diye dedim. Şehirvan Hanım tekrar bir yorum yazmış. Bence de Eflatun Bey çok haklı, yapımcılar hakkında acaba bunun sebebi camiada çok fazla yorumcu var olmasından olabilir mi? İyi arama, bulduğunu kaybetmeme endişeleri yok sanki, günlük yumurta gibi yorumcu çıkıyor. Çok doğru. Zaten yorumcular yani sanatçı kimlikler çok fazla iş çıkarıyorlar. Bir sanatçının bu kadar iş çıkarması mümkün değil. Ama 6 ayda bir yeni bir şey çıkarmam lazım gibi kendilerini güncelliyorlar. Sektör bunu ama dünyada da bu böyle. Yani Beyoncé'da baktığınız zaman 6 ayda değil artık haftada bir klip çeken tiplere dönüştüler. Acayip bir üretim hızı var. Evet, zaten insanlar teknolojinin hızıyla beraber onu evet çok hızlı çıkıyor. Organize yani, gerçekten 3 haftada bir bu falan. Bu bir yarış var bir de. Önce ben. Evet, herkes bir sanatçının en büyük tuzağı bu ama. Bu bir tuzak evet. Yani. O yüzden yani. De çok kısa vadeli oluyor İnsanlar zaten. İnsanlar benden bir şey yani. Bekliyorlar. İnsanlar benden yeni bir şarkı bekliyorlar anlayışı bir sanatçının en büyük tuzağı. Yani işte evet. Ondan o soruyu sordum sana az önce. Yani sistemin içinde anti durmak da güç. Zaten sistemin içindesin. İster istemez tabii ki. Yani ben sistemin dışındayım. Ben bu sistemi hiç iplemiyorum. İşte anarşizm gibi bir şey zaten söz konusu. Evet değil. Yani bu sistemin içinde yani doğru şeyler yapmak lazım. Yani insanlara doğru güzel şeyler. Çünkü hani sadece para kazanmak işte bir albümden getiri elde etmek değil. Sen bu ülkenin okullarında okuduysan, bu ülkenin bir takım kaynaklarını beslendiysen insanlara bu kültürel faaliyeti geri vermek zorundasın. Yani her şey de bu değil yani. Sabahtan akşama kadar böyle bir yozluk. İyi bir şeyler de sunmak lazım insanlara. Eyvallah. Biraz haberlerle devam edeceğim. Bu hafta neler oldu? Popüler müzik dünyasını yasa boğan bir haber var. Dünyaca ünlü discjockey Avicii genç yaşta hayatını kaybetti. Nedenini henüz sağlık sorunu açıklamadılar. Sağlık sorunu diyorlar da ben çok da inanamadım. Yani çünkü 89 doğumlu çok gençti. Son zamanlarda bayağı bir sağlık sorunu yaşıyormuş. Onu duydum ama yine de inanmak istemiyorum ben onu. Yani evet. Neyse. Genç yaşta ölen müzisyenleri biraz saymak istiyorum. Hatırlayalım kimleri kaybettik. Biz genelde bu 27 yaş furyası var dünyada. Evet. 27 yaşında bir enteresan. Özellikle rock'n'rollcu tayfadan çok kişi öldü. Bunların en babalarından Kurt Cobain biliyorsunuz 27 yaşında. Evet. Onun da neden öldüğü bir türlü tam böyle ayyuka çıkmadı. İşte karısının öldürdüğünü söyleyenler var, kendini vurduğunu söyleyenler var falan. Jimi Hendrix yine 27 yaş kurbanlarından. Amy Winehouse biraz bence şu üçlüyü biraz özellikle senden duymak istiyorum. Kurt Cobain dinler miydin? Dinlerdim tabii canım. Yani çok çok sevdiğim bir tarz değil ama yani insanların yani ne bulduğunu da çok merak ederek dinlediğim ve bir süre sonra o protest tavır. Kaç doğumluydun? 79. 79 doğumlu. Tam o geçişi yakalamışsın. Tabii tabii aynen. Yani özellikle hani gitara başlayan insanlar için yani o tür işte ne bileyim Metallica'dır, Nirvana'dır bu tür şeylere bir ilgi duyuyorsun. Ama ben tabii içinde müzik zenginliği yani armonizasyon zenginliği olmayan şeylere çok fazla ilgi duyamadım açıkçası. Şimdi onu anlatacaktım. Nirvana tarzı itibariyle o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Çok böyle bozuk akorlarla gitar evet. Çalan, grunge böyle salaş giyinen hatta 4 akorla 3 akorla şarkı yapan bir gruptu. Bir devri kapattı gibi bir şey oldu. Tabii. Büyük bir metal furyası vardı. Hı hı. İşte uzun soloların, gitar sololarının olduğu, çok iyi müzisyenlerin bir dönem
Nirvana ile kapandı. O siyah giyen adamlar gitti, o postal giyen hırkalı depresyonda sarışın bir adam çıktı ve dünyayı alt üst etti. Eski metalciler de sevmezlerdi bu arada Nirvana'yı. Hani ulan o müzik mi? Bizim yaptığımız müzik tabii, mi? Tabii. Kavga vardı arasında. Keşke orada kalsaymış olay, çünkü olay bambaşka bir yere geldi artık. Tabii tabii. Bu, yani bunlar oradaki prodüktörlerin ortaya koyduğu bir şey. Bir bakıyorlar ki artık metal denilen tür devamını getirmiyor. Artık sattık diyor biz bunu ve yeni bir şey ne üretebiliriz diyorlar ve biri çıkıyor böyle bir efsane. Ya da belki de o anda bestesini yapan adam rağbet görüyor, o da olabilir. Çünkü insanlar bıkabiliyor da. Tabii yani ki. Aynı şeyleri duymaktan bıkabiliyor. Ya müziğin her şey olduğu gibi bir doyum noktası var. Mesela yani, en basitinden artık dünya elektronik müzik dinliyor. Evet. Bütün dünya, Türkiye'de de var bu. Tabii ki. Şimdi artık insanlar gitar sesi duymaktan, metal sesi duymaktan, mesela yaşlandığımız zaman, biraz ben kendi adıma konuşayım, artık o eskiden dinlerdim Metallica, cayır cayır, Slipknot'lar, System of a Down'lar dinlerdim. Şimdi aç, iki kafan dakika dayanamam. Kaldırmaz ki. Evet. Artık biraz daha böyle elektronik, soft, evet, chill out, deep house. Daha tatlı zaten geliyor açıkçası. Bunu itiraf etmek gerçekten güç bu arada. Eski rockçılardanım ama dinleyemiyorum, çok evet, korkunç. Evet. Maalesef. Bütün altyapılar artık öyle. Ama tabii zaten saygım artık sonsuz. Hala bu arada rock'n'roll'u bırakmayan Akmar tayfaya da buradan selamlar olsun abiler. O leopard taytları, glam vokalleri asla bırakmayan bir tayfa var. Sıkı sıkı tutulan böyle Kadıköy'de Şafbar'da falan tutan tayfaya da çok saygım hiçbir var. Hiçbir zaman ölmez zaten o. Bambaşka bir bir tavır zaten. Her fotoğrafta hala böyleler yani. Tabii tabii yani. Ama güzel bir renk. Jimi Hendrix dinler miydin? Çok değil. Yani tabii ki dinledim de böyle ya ben klasik kökenli, klasik batı müziği kökenli olduğum için hayatımın benim çok uzun bir süresi Johann Sebastian Bach'la başlayıp işte Mozart, Beethoven, Chopin, Rahmaninov falan bunları böyle incelemekle geçti. Senfoni orkestrası ve de caz müziğiyle çok ilgilendim ben. Dışarıda gruplarımız da vardı İzmir'de. Olsun, ben bu isimleri yine sayacağım. Sen onlarla ilgilenmiş olabilirsin. Tabii, ama Rahmaninov konuşamam şu an sende. 27 o kadar grubu diye var değil mi? 27 grubun da ismi oradan alıp geliyor değil mi? Öyle bir şey var. Bilmiyorum onu. Evet, öyle bir şey duymuştum. Sadece şunu biliyorum. Dinlediğin boyut başka bir boyut. Yani o Rahmaninov'u ben filmde gördüm. Çalması en zor eserler falan o adamın değil miydi? Evet, yani bunlar tabii başka bir şey. Yani bütün dünyasında bu müziklerden besleniyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benim önümdeki listedeki isimlere bakıyorum. Şimdi tek tek sayacağım, biraz daha hızlanacağım. Bu adamların hepsi ölmesiyle değil de yaptıkları işlerle efsane olmuş ve kesinlikle çok erken yaşta kaybetmiş. Evet. Jimi Hendrix. Tabii. Okeyz. Amy Winehouse. Yani bir devri İnanılmaz yıktı bir şey. Geçti kadın, evet, ve gencecik öldü ve hala bütün dünyanı konuşuyor. Jim Morrison. Evet. Elvis Presley. Kerim Tekin, araya Kerim Tekin girdi. Kerim Tekin Türkiye'den bir örnek. Kazım Koyuncu, Barış Akarsu hala saygı görür. Uzay Yapar'ı. Özellikle Uzay Yapar'ı. Şimdiki evet isim Yavuz Çetin. Evet. Yani inanılmaz bir müzisyenliği. Nasıl gidip öldürürsün kendini, nasıl kıyarsın kendini o müzisyenliğe? Ya, abi çok ciddi hayatla ilgili sorunları, çıkmazları, soru işaretleri olan insanlar bu sanatı birazcık icra edebiliyorlar. Hayatta çok ciddi kavgası olan insanların omzuna konuyor aslında o işler. Bir de bunu öğrenmek de var. Yani çok iyi hocaları olsaydı, bir takım abileri olsaydı belki oradan kurtarabilirlerdi. Bu sorgulayış çok ciddi yaşıyor müzisyenler. Ben de mesela çok ciddi, çok zor yaşadım. Düşündün mü hiç? Biraz ağır bir soru olabilir ama. Böyle bir kendimi öldüreyim, kurtulayım, buralardan gideyim falan. Yani hiç o boyutta gelmez. Allah getirmesin. Yok canım tabii. Yani bu nörolojik de bir problem tabii. Yani ama hepsi mi nörolojikti? Şimdi mesela Amy Winehouse intihara yakın bir açıklaması var. Diyor ki ben müziğimi yaparken ben bir caz sanatçısıyım. Evet. Ben 300 bin kişiye çalmak istemiyordum diyor. Kadın tabii bunu ki istemiyor. Yani evet, paparaziler sürekli her mekan çıkışında bunu çat 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 çekiyorlar. Ve kadın son derece rahatsız. İlişkisini gündemde yaşamak istemiyor. İstemeden ünlü oldu aslında. Sadece şarkısını yaptı. Tabii ki. İçinden geleni yaptı ve muazzam bir şey yaptı. Ya müthiş müthiş bir vokal. Yani onun tavrı, besteciliği müthiş canım. Yani o Amy Winehouse denilen tarz ya çok özel bir şey yani hakikaten. Ama işte yaptığı şeyle aslında geldiği nokta istediği nokta değil. Çok enteresan bir şey. Hiçbir ben bu kadar ünlü olmak hiç istemiyordum diyor. Evet. Bu kadar basit. Beni evet çekmeyin arkadaşlar diyor. Ama tabii ki çekecekler. Maalesef bu bedel ya. Yani bir ödül işler aldı bir ödül töreninde. Geçtiği isimleri gördüm. Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna hepsini geçiyor. Amy Winehouse'a veriyorlar ödülü. Ya yani kadın aslında caz sanatçısı. Evet. Hayırdır diyor. Ne yapıyorsunuz siz yani haliyle? Bana niye veriyorsunuz bu ödülü diyor. Çok kendine has olduğu için
çok kendine yer buldu o sektörde. Orası zaten çok hakkaniyetli bir sektördür. Yani bizdekinden daha hakkaniyetli olduğu kesin. Abi bizde ne söylediğinin hiç önemi yok. Kimi tanıdığın, ne kadar para harcadın. Şimdi mesela radyoya bir şarkı gönderiyorsun, klip var mı canım sorusu geliyor. Sen radyosun, duyumsal bir iş yapıyorsun. Klibi neden soruyorsun? Neden sorduğunu ben anlıyorum onu. Ne kadar para harcadın bu işeyi merak ediyor. Ne kadar harcadın? Hangi ışığı kullandığına kadar sorduğun? Hiç olmayacak yerde olmayacak sorularla karşılaşıyoruz bu sektörde. Ama yani çok kötü bir tabir ama hani sektör kendi ayağına sıkıyor maalesef. Zaten sonuç ortada. Bütün sektörün bütün ana damarları, ana arterleri bu yüzden tıkandı. Kimse kimseyi iplemiyor artık. Herkes bir şarkı yaparım, koyarım dijitale, oradan yürün diyor ve örnekleri de çok bu ara. Albümler bitti. Bitti maalesef, evet. İki isim daha sayacağım son olarak. Janis Joplin var, yine erkenden Hakk'ın rahmetine kavuşan. Bir de son isim, benim hayran olduğum başka bir isim, Gökhan Semiz. Grup evet. Vitamin'in kurucusu. Evet. Hepimizin hayranı evet. Olduğu olabilir belki. Evet. Grup Vitamin'in böyle şarkılarıyla büyümüştük. Bence Cem Yılmaz kadar mizah yeteneğine sahip adamlardan bir tanesiydi Türkiye'de. Ben hiç tanımadım ama biliyorum ismini. Efsane bir adamdı. Başka bir habere geçeceğim. İçimizi biraz açacağım. Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Koruyucu uluslararası basına tanıtıldı ve ilk defa bir Türk dizisi Netflix'e girdi. Bu da aslında az önce konuştuğumuz konularla bağlantılı olarak internetin gücü. Tabii ki. Artık sosyal medyanın gücü. Artık ne dersek. Tabii ki. Diyelim. Artık insanlar televizyonda dizi izlemiyorlar. İnsanlar patronlardan çok sıkıldı. Belli, evet. Evet, yani şunu yapma, bunu yap ama orada böyle yapma falan değil. Yani abi doğal olun diyor. Yani dışarıda neysen bana küfür onu ver ediyor. Diyor. Sen küfür et televizyonda. Hayatın içinde küfür de var çünkü abi. Neyi yatsıyorsun yani? Hayatın seks içinde de var. Her şey var hayatın içinde. Yani hayatın belli dinamikleri sen ayıkla. İnsanlara böyle içi boş bir şey var. İnsanlar onu yiyor mu? Yemiyor. Çünkü hayatın içinde dediğim gibi her şey var. Yiyor hala. Herkes tabii canım. Şimdi bir kesim yiyor. Şimdi bütün televizyon kanallarında hala diziler oynuyor. En fazla reyting kanallar yine onlar. O gündüz kuşağı programları mesela. Onları biraz evlendirme programlarını Allah'tan yok ettiler. Ama yine bu de sefer de kim kimi nasıl öldürmüş? Abi yozluk kendine, var. Yozluk olduğu sürece bir çıkış yolu zaten bulur. Evet. Sen evlendirme programlarını kaldırırsın, öteki programlar ayaklanır. Yani burada reyting insanlara verdiğin şey zaten... Şuna seviniyorsunuzdur içsel olarak eminim ki atıyorum bir internet dizisinin normal bir televizyon tabii dizisini ki alt etmesini ya da underground'dan çıkan rap bir şarkının %100. Bu taraftaki yapımcıları tokatlamasına illaki seviniyorsunuz. Ben bayılıyorum. Yani çok iyi bir dizinin, filmin final sahnesi gibi izliyorum orayı. Çünkü yani müzik bir tekelliğe sığmaz. Yani bu çok büyük bir olgu. Yani bunu işte bir pakete sığdırmayın işte. İsteyen herkes güzel müzik yapsın, ortaya koysun. Halk gerçekten kimi ne beğeniyorsa onu yapsın ama manipülasyonlar, paralar, bir yerlere para yedirmekler, işte dijital sahada tıklanmalarla oynamaklar. Yani bunlar ahlaksızlık ya. Başka hiçbir şey değil yani. Yani bir kalkıp da bir bakkaldan ekmek çalmakla orada tıklanma satın almak arasında bir fark var yok. Mı? Yok. Hiç fark yok. Yok. Asla ama yapmadım. Bugüne kadar yapan adamlara da hep böyle bir temkinliyim. Bu nedir? Kandırıyorlar insanları. Böyle bir algı oluşturuyorlar. Kendini kandırıyor. Ya bir şey değişmiyor. Ama kendini de kandırmıyor. Halkı da kandırıyor. Şimdi Instagram'da takipçi satın almak çok kolay. Satın çok. Alırsın. Yani. Ondan sonra markalarla anlaşırsın. Fotoğrafları gayet beğeni de, satın almak. Gayet de güzel gidiyorlar vallahi Burcu. Ben hani bugüne kadar yapmadım ama yapan arkadaşlarımı görüyorum. Evet, maşallah. Evet, markalarla da çalışıyorlar. İşleri de gayet güzel gidiyor. Aynen. Şimdi orada 1 milyon yapmak takipçisine çok kolay. Ya bana her gün mesaj geliyor abi, kampanya. Bu hafta kampanyamız var. Beğeni atalım mı? Takipçi tabii. Atalım mı? Atalım mı? Yorum sana? Yapalım mı? Kaç takipçi var? 250. Çok yeter. İyi. Yeter abi. Daha ne istiyorsun? Ha? Ben takip edeyim yeter. Başka bir dizi haberiyle devam edeceğim. La Casa de Papel dünyayı yaktı, kavurdu, geçirdi. Ben çok merak şimdi ediyorum. Şimdi artık kadroya bir Türk giriyor. Nesrin Cevatzade. Eyvah. Nesrin Cevatzade giriyor. Gerçekten Nesrin Hanım hakkında şöyle bir konuşurken şey yapayım. Gerçekten çok güzel bir kadın. İstanbul karakteriyle girecek diziye. Aslında yine bu bağlantılı olarak bir sosyal medya başarısı. Bu dizi Netflix'te patladı ve dünyayı kasıp kavurdu. Şu anda Türkiye'de de en çok izlenen biri olduğu için. İzledin mi sen? İzledim. İlk sezonu izledim. Türkiye'de de çok izlendiği için İstanbul, yani bir karakterler vardı işte Berlin, Tokyo, Nairobi falan derken İstanbul karakteriyle Nesrin Hanım
teşvik ediyorum. 12'den vurmuşlar. Şey, rezervuar köpekleri gibi. Onların evet. da renkleri mi vardı? Aynen. Söz konusu karakterin diziye temelli mi yoksa 3-4 bölüm için mi konuk olarak gireceği henüz netlik kazanmamış. İnşallah uzun uzun oynar. Biz de onu izleriz. bir klip izleyeceğiz. Ondan sonra bir şarkı daha istiyorum kendilerinden. Bir arada olabilmek ne mümkün, bir arada kalabilmek imkansız. Seneler alıp gitmiş, ne var ne yoksa her şeyi. İnanılmaz değişen ben miyim? İnanılmaz bu yabancı da kim? Sen misin böyle uzak veda sözleri söyleyen? Geri dönmek inan işte tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hem bile bile her şeyin bittiğini. Geri dönmek inan işten değil. Hani var ya, tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hem bile bile her şeyin bittiğini. Sonradan kor, sonradan kor. Ayrılıklar an be an akıp gider, akıp gider. Zaman sana aldırmadan. Olabilmek ne mümkün, bir arada kalabilmek imkansız. Seneler alıp gitmiş, ne var ne yoksa her şey. İnanılmaz değişen ben miyim? İnanılmaz bu yabancı da kim? Sen misin böyle uzak veda sözleri söyleyen? Geri dönmek inan işte var ya, tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hem bile bile her şeyin bittiğini. Geri dönmek
var ya, tutamazsın kendini bir ümitle. Ya olursa dersin hep bile bile her şeyin bittiğini. Sonradan kor, sonradan kor, ayrılıklar an be an akıp gider, akıp gider zaman sana. Harika bir performanstı gerçekten. Çok teşekkürler. Bu bizim sahnede söylemekten en keyif aldığımız. Ama belli oluyor. Şarkılardan. Yani evet, belli oluyor. Çünkü çok yüksek bir enerji çıktı. Instagram kullanıyorsun. Kullanıyorum. Keyif alıyor musun? Yani çok zamanımı alıyor. Klasik cevap bu. Ama kullanmaktan keyif alıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Kadınların artık Instagram'da yaşıyor olması gibi bir gündem var. Maalesef. Bunu sevmiyorum. Özellikle de Türkiye'de çok yoğun kullanıyorlar ve yaşama biçimleri de ona göre paralize oldu. İnsanların biraz böyle yorumları okuyayım ben ek sözlükte. Üstüne biraz konuşmak da istiyorum sizlere. İnsanların Instagram için yaşaması diye değiştirilmesi gereken cümle demiş Eder Or arkadaş. Özellikle yeni yetme evli kadınların ekseriyeti kocasını, çocuğunu Instagram'a malzeme olarak kullanmakta bir beis görmüyorlar. Çok rezil bir hale doğru gidiyoruz demiş. Katılıyor musunuz? Ben çok katılıyorum buna. Evet, yani bu şeyden çıktı, yani raydan çıkmış bir durum var ortada. İnsanların yani sizi takip, mesela biri sizi takip ediyor ama yani yediğin kebabı görmek için takip etmiyor seni. Belki onu da isteyen vardır da, yani çok saçma paylaşımlar var. Ben mesela bazen çıkarıyorum şeyden. Takipten çıkarıyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Bunu geçen günde bir stand-up gösteride izledim. Doğu Demirkol anlatıyor. Artık hepimiz sosyal medya sayesinde, Instagram sayesinde hepimiz biraz starız. Hepimiz biraz rockstarız diyor. Çünkü artık herkes yediğini paylaşıyor, içtiğini paylaşıyor. Evet. Kendi medyası var orada. Tabii ki. Dünyaya seslendiğini zanneder bir tavırda işte günaydın deyip böyle Facebook'a börek falan paylaşıyor teyzeler. Maalesef. Psikolojik bozukluk bence bu. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum. İnsanlar mutsuz olduklarında sosyal medya çok mutluymuş gibi göstererek kendilerini kullanıyorlar. Orası bir ego tatmini, evet, değil mi? Like'ları alıyoruz oradan, olarak beğenileri alıyoruz sürekli. Tabii, evet, evet, kesinlikle. Yine başka bir arkadaş kesinlikle katılıyormuş tespitimize. Evlenen, nişanlanan kadınların çoğu sadece Instagram için bu işlerin içine giriyor. Kadınlar gerçekten anlaşılması zor vardı. Çok katılıyorum buna. Instagram için evlenilir mi be? Göstermek için. Çünkü arkadaşı yapıyor bunu. Ben niye yapmayayım? Evet. Benim sende niye yok? Var. Bu? Bence. Hayır, sende niye yok mesela? Sen böyle. Ben başka şeylerle ilgileniyorum. Sen bunu, onu diyecektim. Yani ben başka şeylerle ilgileniyorum. Ben kitap okumakla ilgileniyorum ama sadece sevdiğim, beğendiğim, başkaları da okusun diye paylaşıyorum. Kitabın her sayfasını çekip. Sen kedini paylaşıyorsun sürekli. Ben yıllardır onu görüyorum. Kedi paylaşıyorsun. Bir ama sen önce evlen diyor, ondan sonra görün diyor Fatih Yıldız. Koyacağım mı koymayacağım mı? Yok. Bakın tek taş diye böyle gözümüze yok, sokma. Yok sokmam. Tamam. Sen beni az çok tanıyorsun ben zaten. Canım, şaka yapıyorum. Yani kedimi koyuyorum çünkü o benim hayat arkadaşım. Çocuğum gibi. Şimdi bu bir hastalık biliyor musun Burcu'cum? Değil, sürekli hayır. Kedisini koyan insanlar. Hayır. Çünkü belli bir yerden sonra birkaç ama kedi daha alıp delirmeye doğru gidiyor. Bakın benim kedimin fanları var. He. Diyaloglu şeyler yazıyorum ben, hikaye kısımlarını paylaşıyorum. İnsanların hoşuna gidiyor. Ya ben sen de bunlara eğleniyorsun ve tatmin oluyorsun. Ben evde güldüğüm için koyuyorum, insanlar yok, da gülsün. Yok, bir sıkıntı değil diyorum. Kedim de çok tatlı ayrıca, biliyorsun. İnsanları bu durum, bizim bahsettiğimiz durum biraz da bunaltıyor okuduğum kadarıyla. Geçen gün
bir göl kenarına gittik. Kız arkadaş grubum hemen göl manzarasında fotoğraf çekilmeye başladı. Abi manyak mısınız? Git önce bir göle bak. Bir renklerine, içinde yüzen balıklara, üstünde kayıkla gezen amcaya dikkat et. Tek hücreli misin? Tabii gölle kalmayıp her adım başında fotoğrafladıkları için gezi bana lanet getirdi demiş. Artık böyle. Nereye gitsek ya herkes şöyle kameraları açıyor. İnsanlar konser bile dinlemiyor, izlemiyorlar. Aynen. Böyleler. Sürekli böyleler. Şöyle. Sırf şunu gördüm. Yakın arkadaşlarım da var bunları yapıyor. Bunu kadınlar olarak nitelendirmeyelim. Hayır, tabii ki. Tabii, kesinlikle. Yani şu mekana gidelim, çok popülermiş. Orada bir fotoğraf çekelim, bir hikaye atalım. Sonra çıkarız başka bir yere gideriz. Orada da yaparız. Ya bak, benim bir tane arkadaşım var İzmir'den, geliyor bana kalmaya. Diyor ki Nişantaşı'na gidelim fotoğraf çekilmeye. Oğlum sen deli misin dedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Nişantaşı'na gideriz de hani bir kahve içelim de fotoğraf çekilmeye. Sen çek Nişantaşı diye paylaşırsın. Yazık mı? Gerçekten amacı fotoğraf çekilmek. Nişantaşı'na evet. Gitmekten daha keyifli kılan diğer bütün onu takip eden insanların onun Nişantaşı'nda görülmesi. Kesinlikle. Zaten. Ama bu çok üzücü ya. Çok. Vahim yani. İşte bu intihara. Gerçekten ben bunu istemiyorum. Yani bunu yapmak hiçbir zaman istemedim, çok şükür. Abi bu... Hani bu bir de hep diye yargılanırım ha. Şöyle böyle diye konuşurlar benim hakkımda. Bakıyorum yani sosyal neler yapıyorsunuz yani. Ne kadar oldu ki hayatımıza gireli? 5 sene. Bu dejenerasyon zaten yaşayacaktı. 5 senedir var net bir şekilde. Evet. Bu dejenerasyon yaşanacak. Bir süre sonra insanlar ya bir dakika ya bu nedir falan olacak. Bu arada bıkkınlık da gelmeye başladı, ben farkındayım. Evet. İnsanlar çünkü o herkes o rockstar edasından sıkılmaya da başladı. Hani tamam, gösteriyorsun kendini. Güzel bir kızsın, gösterdin, çektin kendini, gördük. Senin bir da, storylerin çok iyi. Bir daha çek, ben çok uğraşıyorum kızlarla. Çünkü şey diye paylaştım bir tane. Vasıfsız yüzü güzel kız storiesi. Sadece yüzünü çekip böyle bakıyor yani. Derken. Hani bunu 5 kere yap artık. Ben de en son çektim böyle. Müziği koydum arkaya, sürekli bakıyorum. Hani şu açı var. Şu açı var, hani bu açı var. Artık bir de yeter yukarıdan aşağı göster- doğru gelen var. Tabii gösterme, gözünü büyütme, belertme var böyle. Ama dışarıda gördüğümüzde de böyle. Şimdi bunların alıcısı da aldı bunları, anladın mı? Artık yani millet de, şimdi eskisi kadar güzel de gelmiyorlar bu arada. Evet. Tabii güzellik çünkü de bir nasıl olduğunu biliyorsun. Yani. Tükendi, onlar da tükeniyor. Tabii. Pop şarkı nasıl tükeniyor? Gayet. O güzel kız da tükenecek, vasfı yok çünkü. Tükenmeye mahkumsunuz. Evet. O yüzden kitap okuyacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz, kendinize yatırım yapacaksınız, iyi müzikler dinleyeceksiniz, gezeceksiniz, Snapchat kullanmadan gezeceksiniz, story çekmeden. Lütfen. Black Mirror diye bir dizi var, evet, biliyorsunuz. O bu durumları çok güzel eleştiriyor ve çok güzel sahneliyor yani. Evet. Bununla ilgili çok güzel bir bölüm vardı. Hangisiydi o? İzledik mi acaba? İnsanların sürekli herkes birbirinin yukarısında ne kadar like alıyor. Aldı, like aldığını like, ona göre yaşıyorlar. Senin bana tavrından ötürü ben sana like veriyorum. O kadar doğru bir fütürist bir yaklaşım ki yani kesinlikle kadın en sonunda kafayı yiyor. Like alamadığı tabii, için sahte davranmaya başlıyor. Bir düğüne evet. Gidiyor. Yollarda kaybediyor kendini falan. Gerçekten gidiş orası ve gerçekten. Çok doğru bir fütürist yaklaşım yani o. İşte aklı olan varsa kurtarır kendini. Çünkü bu arada like'lar da azaldığı için çoğu Instagram'ın da mutsuz. Kesinlikle. Çünkü eski like'lar da yok artık. Mesela çünkü ben nerede seni... o eski like'lar? Eski like'lar. Ama şimdi şöyle, ya güzel bir kadınsın, tamam mı? Ben seni like'larım. Bir daha koydun kendini. Bir daha like'larım. Teşekkürler. Bir daha koydun. Teşekkürler. Ama artık like'lamam. Artık başka bir şey yap bana. Başka bir şey sun yani. Evet. Yani onu da sunamıyorsan artık Instagram'dan çıkalım beraber. Ya da evet. Değil mi? Haksız mıyım ama? O yüzden ben fotoğrafların altında mesela kendi yazdığım şiirleri, şarkılarımdan bölümleri falan, o fotoğrafın bende hissettirdiği şeyleri yazıyorum. Evet, bu da olabilir. Ben mesela mizah kullanıyorum. Beni yansıtıyor diye. Mizahi bir şey üretemiyorsam koymayayım. Şimdi kendimi oraya, zaten çok güzel bir adam değilim ya, Nişantaşı'nda ben. Ne yapsınlar beni, anladın mı? Tavus kuşu gibi çıkacağım orada. Ama ya yani, da sen müzik yapmıyorsan çok fazla... Ama yani bir insana işte ne bileyim o arabayı aldıran, 300 kilometreye giden bir arabayı aldıran da o hisler. Yani insanların aslında öncesinde de vardı bu. Beğenilmek, kendini iyi lanse etmek. Yani bu insanın güdüsünde evet. Olan ama sosyal medya sayesinde inan bana bunlar körelmeye herkese başladı. Herkese ulaştı bu. Eskiden çok zenginlerin yapabildiği bir şeydi bu. Şimdi artık dediğin gibi evde güzel bir börek yapıyor, onu böreğimden yemez misin falan gibi koyuyor. Yani yemez misin böreğimden? Kaymaz mısın tarçınıma? Neler dedim. Halka indirgendi yani, herkese böyle ulaştı bu. Böyle... Bu yapama Aşk-ı Memnu'dan sonra oldu. Öyle mi diyorsun? Orayla başladı. Gösterme orayla mi? Herkes kendini zengin görmek istedi. Herkes her şeyi yaşayabileceğini düşündü. Ama bu da altyapısızlıktan ve oradan başladı. Yani, tamamen cahillikten kaynaklanan bir şey. Gösterilen her şeyi istiyor insanlar. Yani. Tabii ya bu arada yani. Bu kadar laf sokuyoruz. Ben de yaşadım bunları birebir. Yani çünkü çok popüler olduğum dönem, ulan ne oldu dedim. Bir tane araba aldık, tamam mı? Üstü açık falan. Ben bunu gösterdim. Bana dediler ki sonradan görme. Evet dedim, sonradan görmeyip sonradan gördüm. Yoktur lan daha önce. Yaptım o hatayı, bak kabul ediyorum. Ama artık mesela o doygunluk geldiği zaman
yani mala mülke doydum, yanlış yanlış öyle bir şey demiyorum. Hani o paylaşım doygunluğuna ulaştığı zaman mesela ben artık like almaktan keyif almıyorum. Ya Twitter'da herhangi bir tweetim RT sayısı beni hiç alakadar etmiyor. Ama bakıyorum insanlar hala RT almak için bir çaba içerisinde. Evet. Daha fazla göstermek, maalesef, daha fazla paylaşılmak, daha tabii fazla ki popüler olmak. O çaba devam ediyor. Ama ediyor bence tabii, herkes doyacak. Bir gün gelecek İster, herkes doyacak. İstemez tabii. Ama o zaman da emin ol bu işleri üreten abiler başka bir kapı açacak. Kesinlikle. Yani şu an yapılıyor durum. Tabii ki. Onun onlar da ayrı bir koloni değil ama onlar da sonradan çıkıyor ortaya yani. Abi baktın ki sen bu doyum noktasına ulaştın, anladık biz. Biz şimdi zaten onu tasarlıyorlar. Bu evet, yani emperyal durumlar bunları tasarlıyorlar ki düşünen, sanata yatırım yapmayan, hayatın sosyal alanlarında olmayan insanlar bunlarla oynasın, kafayı yesin diye. Yani beynin amigdalası. Sen daha biraz daha komplo tarafındasın. Sinsi sinsi geliyorlar. Öyle ama yani şimdi ama baktığın zaman bugün çocuklara tabletsiz yemek yedirmeyen aileler, milyonlarca insan var. Oyalansın da beni meşgul etmesin. Şimdi yani bu bir insan işi mi yani? Bu resmen ortaya konmuş muhteşem bir tasarım bu. Ve herkes de bu tuzağa düşüyor. Onu yapan adam mın çocuğu sence tabletle yemek yiyor mu? Hayır. Zannetmiyorum. Steve Jobs kesinlikle yemiyor. Steve Jobs bu aleti, ben okudum kitabını, yaparken şunu diyor. 5 yaşındaki bir çocuk da bununla oynayabilecek kadar basit yapıyorum, evet, ki aklınızı çeleyim sizin. Gayet tabii. Çünkü insan ırkının genelde yaş ortalaması, yani zeka ortalaması 5 yaşına tekabül ettiği için kesinlikle öyle bir şey yapayım ki simple. Gayet bebek de oynasın, ki koca adam da onunla meşgul olsun, hemen ulaşsın, hızlı bir şekilde tek tuşla çıksın, tek tuşla girsin. Ve amacına da ulaştı rahmetli. Mahvetti bizi. Yani ya o yapmasa başkası yapacak. Bu insanın doğasında olan bir güdünün üzerine biz çalışıyor. Bu arada Steve Jobs dediğimiz adam da yani çöllerde yaşamış, her türlü deneyimi tatmış. Tabii garip canım, bir abimizmiş yani. Çok acayip canım. Gelip böyle Macintosh'u buluyor falan. Ya bunlar çok özel adamlar, değişik adamlar abi. Bunları tasarlamak üzerine kurulu bir beyinleri var. Yani ben hayatını da şey yaptım, izledim adamın. Çok başka bir durum tabii. Okumaya devam edeyim. Sadece kadınların değil erkeklerin de elinden telefon düşmüyor. Girdiğim ortamlarda o beyaz ışığın yansıdığı suratları izler oldum. Uzun süredir ve hayır eksikliğini hissetmiyorum. Asla sosyal medya hesabına sahip olmayı da düşünmüyorum. O kahvenin fotoğrafını çekeceğime içmeyi, komik bir an gördüğümü elime telefon gitmeden gülmeyi tercih ediyorum demiş başka bir arkadaş. Saygı duyuyoruz. Yani güzel evet, yapıyormuşsun. O yüzden sosyal medya kullanmayan insanlar artık ilişki tıkanmasın, yıpranmasın diye sosyal medya kullanmayan insanları tercih ediyorlar. Hatta ilk kriterlerden biri oluyor. Kim baş başa vakit geçirmek için bir aradayken eline telefonuyla kendini unutmuş biriyle birlikte mutlu oluyor ki bana söyleyin demiş. Ben, bu artık herkesin problemi abi. Oturuyoruz böyle arkadaş grubuyla, herkes çat 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 telefonlara evet, bakıyor. Bir bakıyorum. Bak ben diyorum ki yok olduk abi, ne yaptınız hepimiz? 5 kişi telefona bakıyor ve muhabbet yok. Herkes gömülmüş durumda. Hayretler içerisinde bakıyoruz. Ya ben yapıyorum. Sosyal medyadan tabii bir yere ki gelmiş adam olarak ben rahatsız oluyorum. Abi konuşalım ya. Bir yüz yüze bakalım ne olur. Evet. Konuşacak çok bir şey de kalmıyor. Çünkü onun öncesinde ne şimdi acaba? Abi neden şimdi mesela sürekli burada vakit geçirdiğin zaman paylaşacak bir şey kalmıyor. Herhangi bir input yok beyine giren. Bir şey okumamışsın. Bir şey edinmemişsin. Bir film izlememişsin. Sen neyi anlatırsın ikinci bir şahısa, üçüncü bir şahısa? Edimini anlatırsın. Twitter'da gezdiğin nesini anlatacaksın? Aa bir şey var, ne paylaşmış biliyor musun? Sen tam elektrik kesildiği zaman arkadaş olacak adamsın abi. Ya ben de sosyal medyayı kullanıyorum ama yani belirli bir şeyden sonra çok şişiyorum. Ben yani diğer alanları seviyorum abi. Bir şey okunur, bir film izlenir. Yani buradan beslenmek lazım. Analog denilen hayat yani eve bir tane süs bitkisi almaya benziyor. Halbuki dışarıda güzel ağaçlar var yani ağaca sarılmak, tırmanmak başka bir şeydir yani. Bunu değiştiremezsin. 2 milyon yıldır çünkü genetiğinde olan bir yapın var. Bunu değiştiremezsin. Yani bir hastalık gibi, virüs gibi tabii ki saplandık biz de. Kesinlikle evet, bir virüs. Saplandık yani. Ben şimdi bu kadar konuşuyorum ama ben birazdan evime gidip telefonu açıp böyle uyumadan önce telefona bakacağım. Keşke sen yapıyorsun yine. Kitabını okuyorsun evet, ama evet, bu sırada yine sosyal medyada aksatmayıp altını çizip çok beğendiysen, beni çok etkilediyse paylaşıyorum evet. Ama o kadar çok kitap okuyorum ki. En son hangi kitap okudun? Tanrılar Okulu'nu okuyorum. Küçük İskender'in kitaplarını okuyorum. Aynı anda 3 kitap falan okuyorum. Şiir okuyorsun. Okuduğum oluyor. Evet, Küçük İskender zaten şiir. Sen okuyor musun şiir? Okuyorum tabii. Ben de Küçük İskender'i çok severim. Bana böyle şarkı yazmaya başladığım sürelerde böyle büyük abilerimin ısrarla söylediği şey kitap oku, özellikle şiir oku ki etki etsin yazdıklarına. Çok etkisi oluyor. Tabii ki canım, yani bir şey okumadan üretmek diye bir şey yok.
Yani iyi takip etmek lazım yazılanları. Çünkü bir tane beynin var ama okuduğun zaman diğer beynini çok iyi yansıtmış insanların da aklını satın alıyorsun. Yani bu çok güçlü bir şey. O yüzden de okumak hiçbir zaman bitecek bir şey değil. Aklın en büyük açık penceresinden içeri giriyor. Yani diğerleri falan buralarda okunan şeyler falan hiçbir şey ifade etmiyor. Yani okuyacak, edebiyatı takip edecek insanlar. Bu böyle. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Son bir performans rica edebilirim değil mi? Tabii ki. Değil sizden. Hı-hı. Sizle kapatalım. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hangi şarkı sıradaki? Ne yapalım? Beste olabilir yine. Tiril tiril mi yapsak? Tiril tiril tamam. İlk defa ben bir şey yapacağım, size bırakacağım stüdyoyu. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah'a emanet. Esprimde olmayan bir şarkısın sen aslında. Ama nasıl oluyor da seni söylüyorum hala çılgınca. Düşlerimde olmayan güzel bir rüyasın sen aslında. Ama nasıl oluyor da seni sayıklıyor dilim hep uykumda. Ben de adını haykıracak bir nefes çığlık bile olsa susar mıydım sen giderken ardından çığlık çığlığa. Ben de kollarından tutacak az biraz cesaret olsa bırakır mıydım sence seni ömrüm boyunca. Fayatlarım kırık dökük şimdi. Gündüzler zifiri aydınlık, tenhalar bir yetmişlik kaçmış. Beni çağırıp yansa bitse dünya umurumdaki gurur sinir kavga kapris gibi. Her şey soyunup seni giyindim tiril tiril. Hayatlarım kırık dökük şimdi. Gündüzler zifiri aydınlık, tenhalar bir yetmişlik açmış. Beni çağırır, yansa bitse dünya umrum değil. Gurur sinir, kavga kapris gibi. Her şey soyunup seni giyindim tiril tiril. Anlay, 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 anlay. Anlay, anlay, anlay. Esprimde olmayan bir şarkısın sen aslında. Ama nasıl oluyor da seni söylüyorum hala çılgınca. Düşlerimde olmayan güzel bir rüyasın sen aslında. Ama nasıl oluyor da seni sayıklıyor dilim hep uykumda. Ben de adını haykıracak bir nefes çığlık bile olsa susar mıydım sen giderken ardından çığlık çığlığa. Ben de kollarından tutacak az biraz cesaret olsa bırakır mıydım sence seni ömrüm boyunca. Fayatlarım kırık dökük şimdi. Gündüzler zifiri aydınlık, tenhalar bir yetmişlik açmış. Beni çağırır, yansa bitse dünya umrum değil. Gurur sinir kavga kapris gibi. Her şey soyunup seni giyindim tiril tiril. Fayatlarım kırık dökük şimdi. Gündüzler zifiri aydınlık,
tenhalar bir yetmişlik açmış. Gel evlatın gel, yansa bitse dünya umurum değil. Gurur, sinir, kavga, kapris gibi her şey soyunup seni kendi tirir.